Bir varmış, bir yokmuş, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, ülkenin birinde bir padişah ile üç kızı yaşarmış. Padişahın karısı, kızlar küçükken ölmüş. Padişah da yeniden evlenmemiş. Kızlar birbirlerini çok sever, çok iyi anlaşırlarmış. Bir gün padişah gezintiye çıkar. Ormanın içinde bir tane saray görür. Ancak bu sarayı önceden görmediğine çok emindir. Merak eder ve sarayın içine girer. İçinde kimsecikler yoktur. Saray çok güzeldir. İçinde de kimse olmayınca sarayı kendi sahiplenir. Kendi sarayına döner. Büyük kızını bu saraya sultan diye gönderir. Kız oraya gider. Tahta geçip oturur. Gelen giden kimse yoktur. Belli bir zaman sonra bir Arap gelir. Kızı görür, şaşırır. Kıza kim olduğunu sorar. Kız da, ben bu ülkenin padişahının kızıyım. Babam beni bu saraya sultan olarak gönderdi. Artık burada yaşayacağım, der. Arap, kızı dinledikten sonra bir şey demez, çekip gider kendi yerine. Bir süre sonra bir komşu ülkenin şehzadesi buraya misafir gelir. Sarayın bir bölümüne geçici olarak yerleşir. Arap'ı çağırır. Arap olup bitenleri ona anlatır. Komşu ülkenin şehzadesi dinledikten sonra Arap'a dönüp yiyecek bir şeyler hazırla, der ve gider. Arap'a da yerleştiği bölümde yer alan bir odanın anahtarını verir. Kız bunların hepsini görür, seslenmez, izler sadece. Komşu ülkenin şehzadesi gelir, bakar sofra kurulmuş. Sofrada bir kuş sütü eksik. Arap'a döner, kimle hazırladın bu sofrayı, der. Arap da tek başına hazırladığını söyler. Haydi, buyur yiyelim, der. Ancak padişahın büyük kızını çağırmaz. Onu görmemiş gibi davranır. Öte taraftan padişah, kızının ne halde olduğunu öğrenmek için vezirini gönderir. Vezir gelir, kıza sorar. Kız da, babam beni ne diye buraya gönderdi, diye yakınır. Vezir gidip bunu padişaha söyler. Padişah da büyük kızını getirir. Ortanca kızını gönderir saraya. Büyük kızın başına gelenler ortanca kızın da başına gelir. O da dert yakınır. Babacım neden beni buraya gönderdi, diye. Babası onu da getirttirir. Küçük kızı gönderir. Küçük kız orada Arap ile beraber yemek yapar. Yardım eder. İşlere koyulur. Komşu ülkenin şehzadesi gelip Arap'a, kimle hazırladın bunları, deyince Arap, kız ile hazırladığını söyler. Komşu ülkenin şehzadesi de kızı yemeğe buyur eder. Beraber yerler içerler. Padişah yine vezirini gönderir. Hele git kızımın hali vakti yerinde mi, mutlu mu diye. Vezir gider kıza sorar. Kız da, babam iyi ki beni buraya göndermiş. Ben burada çok mutluyum. Ne güzel yermiş, der. Vezir kızın söylediklerini gelip padişaha nakleder. Padişah da kızları da şaşırır. Kızlar nasıl olur böyle şey? Biz orada yapamadık. Kardeşimiz nasıl yapar diye merak ederler. Babalarından izin alıp kardeşlerinin yanına giderler. Orada kardeşlerinin her işe koyulduğunu, her işi yaptığını görürler. Kardeşlerini kıskanırlar. Dönüp saraya gelirler. Günler günleri kovalar. Epey zaman geçer. Kızlar babalarından izin alır kardeşlerinin yanına tekrar giderler. Kardeşlerinin bu hayatını kıskanırlar. Onu öldürmeye kalkarlar. Ortanca kızın yüzüğünün içinde zehir vardır. Kıza bizi odanı göster diye odaya çıkarırlar. Orada zehirleyip öldürmek isterler. Ancak komşu ülkenin şehzadesi peri padişahının oğludur. Kızı zehirleyeceklerini bilir. Kızın babasına haber verir. Babası yetişir. Kızı son anda kurtarır. Diğer kızlarına cezasını verir. Küçük kızını da komşu ülkenin şehzadesi ile evlendirir. Herkes mutlu mesut yaşayıp gider.